ve kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz. Çünkü Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgül'ün konuğu. Mutlu günler, esen kalın. İyi günler efendim. Biraz evvel de anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu. Sayın Bakan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi dinleyen herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Su gibi az olsunlar. Sağ olun. Efendim, hemen içimizi acıtan, çok yakan terörle başlamak istiyorum. Dün de 5 polisimizi şehit verdik. Allah'tan rahmet diliyorum. 12 askerimiz yaralı. Bu olayların yanı sıra KCK'nın da bir açıklaması var. Ateşkes çerçevesinde arabacılar gözetiminde müzakereye hazırız diye. Ne kadar samimi, şehitler orada, çağrılar burada, ancak devam eden bir terör var. Ne dersiniz? Şimdi efendim, evvela şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun. Ayrıca gerekli yakınlarını, gerekirse milletimizin başı sağ olsun. Esasen tabii bu KCK'nin veya PKK'nın bu şekilde ateşkes vesaire silahlar sussun demesinin bir anlamı yok. Neden? Çünkü neticede kendilerinin şunu yapması lazım. Bir defa bütün teröristler ya teslim olacak veya Türkiye'yi terk edecek. Silahların tamamı teslim edilecek ve aynı zamanda silahlar o şekilde gömülecek ki üstü de betonla kaplanacak şekilde. Bu şekilde silahlar bu şekilde teslim edilecek. Ayrıca PKK terör örgütü de artık kendi kendini lağvettiğini ilan edecek. Bu özellikle buradaki hususu biraz açıklamak istiyorum. PKK terör örgütü tamamen Türkiye'yi bölmek, parçalamak maksadıyla yabancı, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen, kalkınmasını engellemek isteyen yabancı bir takım ülkeler tarafından kurulmuştur. Ve öncelikle Marksist ve Leninist bir örgüttü bu. Daha sonra işte orada tabandan bir desteği olsun diye Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimizden destek almak maksadıyla güya onların haklarını savunuyormuş gibi böyle bir eda ile ortaya çıktı. Ama PKK tamamen yabancı bazı ülkelerin maşası durumda. Onlardan büyük destek alıyor, silahlar, maddi destekler alıyor. Ama kahraman ordumuz, emniyet teşkilatımız bu terör örgütü için gereken her şeyi yapacaktır. Bu mücadele, operasyonlar son terör örgütü etkisiz haline getirinceye kadar devam edecektir. Öyle ne demek müzakere yaparız, gözetiminde falan. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü bir devlettir. Her zamandan daha güçlüdür. Bugün savunma sanayimiz o kadar çok gelişti ki, bakın artık atak helikopterlerimiz var. Kendi Altay tanklarımızı yapacak güce eriştik. Harp gemilerimizi denize indiriyoruz. Dünyada sadece bazı ülkelerin yapabildiği insansız Anka hava araçlarını yapıyoruz. Özel bir takım güdümlü mermiler var. Onlar öyle ki mağarayı tespit ediyor, mağaranın içinden devam ederek bütün teröristlerin mekanı olan o dağlardaki mağaraları tamamen tahrip ediyor. Şunu sormak istiyorum, siz icracı bir bakanlığın başındasınız. Evet. Dolayısıyla ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da yatırımlarınız olması lazım. Terörden yatırımlarınız etkilendi mi? Etkilendiyse bunu rakamlarla bilgilendirmeniz mümkün mü acaba? Şimdi efendim, evvela Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken şu talimatı vermişti. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu iklim şartları çok zor. Ama orada bütün suyla alakalı barajlar, göletler, sulama tesisleri, içme suyu tesisleri, dere ıslahları, ormancılık faaliyetleri hepsi tamamlansın. Yani doğu ile batının, kuzey ile güneyin farkı olmasın. Yollarda, hastanelerde, her türlü imkanda diye bu şekilde bir talimat verdi. Tabii Sayın Başbakanımız da talimatlar üzerine devam ediyor bu çalışmalara. Biz biliyorsunuz GAP projesi var Doğu, Güneydoğu Anadolu'da. Yani GAP, Güneydoğu Anadolu'da dünyanın en büyük kalkınma projesidir. Yaklaşık 35 milyar dolarlık dev bir projedir. Bu projeyi bitirmek için
bize talimat verildi. Çünkü orada Kaap'taki en büyük yatırımlar Orman Su İşleri Bakanlığı yatırımlar. Ulaştırma Bakanlığı vesaire. Diğer tabii ki diğer bakanlıklar, Milli Eğitim Barajlar Bakanlığı. Barajlar Uhdeniz'de mi? Barajlar, göletler, sulama testleri, deraslarlar, içme suyu temini, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, milli parklar, kent ormanları. Yani aşağı yukarı oraya hayat verecek olan orman ve su varsa zaten hayat vardır. Bu bakımdan bütün bu işler bizim uhdemizde. Hakikaten biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine kolları sıvadık. Önce oralarda içme suyu yoktu. Misal olarak Kaap bölgesinde Gaziantep'ten Tudun Kilisi, Şırnak'a kadar Siirt hatta, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin buralarda su içme suyu yoktu. Biz bir kere Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle su medeniyettir, yol medeniyettir ifadesiyle biz buradaki bütün su yatırımlarını yaptık. Birkaç tanesini misal vereyim. Mesela Siirt'te 3 yerden su getirdik. Kezer çayından, Hezkö kaynağı ve Botan çayından. Muhteşem içme su arıtma tesisi yaptık. Misal Mardin, Kızıltepe, Nusaybe, Midyat, Yeşilli o bölgede su yoktu. Yaz aylarında salgın hastalıklar ortaya çıkardı. Dolayısıyla 60 yıldır hasretle beklenen ve her iktidarın bu suyu biz getirecek dediği beyaz suyu getiren biziz yani. Şu Peki anda. Bu yatırımlar nasıl etkilendi şimdi? Devam şimdi edelim. Onu söyleyeceğim. Su, yani suyla ilgili biz hepsini bitirdik. Hepsini teker teker anlatsam inşallah bir uygun bir zamanda suyla ilgili yatırımları. Daha sonra barajlar, göletler. Oradaki baraj ve göletlerin %80-85'ini tamamladık. Bakın barajlara karşı çıkıyorlar. Barajlara karşı çıkmak cinnettir. Bakın bunu altını çizerek söylüyorum. Neden? Barajlar olmasa oraya ne içme suyu ne sulama suyu verebiliriz. Taşkından da koruyamayız. Bu bakımda barajlar o bölgede Türkiye'de Türkiye'nin iklim durumu sebebiyle baraj ve gölet yapmak teknik bir zarurettir yani. Keyif için baraj yapmıyoruz. Oradaki insanlara su temin etmek, ya sulama suyu temin etmek, sanayi suyu temin etmek, içme kullanma suyu temin etmek, hayvanlara su vermek için baraj ve göletleri yapıyoruz. Peki çalışmaları durdurduğunuz? Çalışmaları durdurmadık. Ancak şöyle ifade edeyim. Bilhassa bazı barajlarda, mesela Diyarbakır'da Silvan Barajı var. Bunu aşağı yukarı bu baraj belki bizden önce 30-40 yıl önce yapılması gereken bir barajdı. Biz bunun temelini attık. Silvan Barajı o kadar önemli baraj ki oraya hayat verecek olan bir baraj. Yani Atatürk Barajı'dan sonra Türkiye'de en çok sulama alanı olan baraj Silvan Barajı. Fakat bu şantiyeye sürekli olarak tehdit ettiler. Hatta oradaki iş makineleri aktılar. Tünelde çalışanları kaçırdılar, tehdit ettiler. Malzeme giderken malzeme taşıyan araçları tahrip ettiler. Neden? Bu çok yanlış bir şey. Çünkü bu baraj tamamen oradaki insanlara hem istihdam sağlamak hem gelirlerini artırmak hem de o bölgeyi bir gıda, üretim ve ihracat üssü haline getirmek için yapıyoruz. O zaman çalışmalar durmadı ama hızı mı azaldı? Tabii bir miktar hızı azaldı. Mesela Silvan'da epeyce azaldı. Ama Ilısu Barajı'nda devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? 305 bin kişi doğrudan veya dolaylı oradan ekmek yiyecek. Bunlar da bu gibi pek çok şantiyeleri teker teker saymak için vaktimiz yok. Oradaki pek çok şantiyeleri sadece bizim baraj şantiyeleri değil. Yol açıyor. Yolu açan makineleri tehdit ediyorlar. Müteahhitleri tehdit edip hem onlardan haraç almaya teşebbüs ediyorlar. Haraç alıyorlar hatta. Hem de iş makinelerini ve araçlarını, yarışlarını yakıyorlar. Sadece bu değil bakın. Yani o kadar bu terör örgütü o kadar kalleş ki oradaki vatandaşlara sağlığına kavuşması için giden ambulansları yakıp yıkıyor. Bir toplam maliyet çıkarabildiniz mi? En azından kendi alanınızda. Şimdi şöyle kendi alanımızda şu anda bizim sadece yakılan iş makineleri de dolayı 10 milyon dolar gibi bir kaybımız var. 10 milyon. İş makine 10 milyon. Ama bu sadece iş makineleri. Bir de diyelim ki Silvan Barajı bir sene geciktiği zaman buradaki maliyet çok daha büyük. Yani yaklaşık olarak yılda
300-350 milyon TL'lik bir kayıp olacak. Lira mı dolar mı? Lira. 350 milyon. Yani buradaki sulamaların gecikmesi bölge insanının özellikle gelir seviyesini etkiliyor. Neden? Çünkü çok basit bir hesap vereyim. Mesela biz Şanlıurfa'da Yaylak Ovası'nı suladık. Sulanmadığı zaman ki zirai gelirle su verildikten sonra zirai gelir arasında o bölgedeki ekime bağlı olarak 4 ile 14 misli bir fark var yani. Yani bu da tamamen vatandaşımızın cebine giriyor yani. Bakın biz GAP tamamlandığı zaman o kadar büyük bir gelir elde edecek ki GAP gerçekten çok önemli bir proje. GAP'la birlikte buraya hayat vereceğiz. GAP yılda GAP'tan dolayı o bölgeye ekonomik olarak 6,6 milyar dolar her yıl ilave bir gelir gelecek. Sadece çiftçilere gelen geliri ben hesap ettim. Bak rakam vereyim. 2,2 milyar dolar. Sadece bölge değil, bölge, bütün Türkiye yani için çok önemli. GAP bölgesi için. İşme suyu vesaire. Ayrıca bu GAP tamamladığı zaman doğrudan veya dolaylı olarak 1 milyon 270 bin kişiye GAP dolayısıyla o bütün GAP bölgesini biliyorsunuz. Gaziantep, Kilis'ten başlıyor. Şırnak'a kadar olan bölge, Şanlıurfa, efendim, Mardin, Diyarbakır, Batman vesaire bu alanda 1 milyon 270 bin kişi ekmek yiyecek. Gelir seviyesi artacak. GAP bittiği zaman. GAP bittiği zaman. Peki o zaman şunu sormak istiyorum Sayın Bakan. Şimdi 1 Kasım'da seçimler olacak. Yaklaşık 1,5 aylık bir vaktimiz kaldı. Şunu sormak istiyorum. Kamuoyunda çokça tartışılan bir AK Parti Saadet İttifak olasılığı var. Evet. Şunu sormak istiyorum. 1. AK Parti ittifak arayışı içinde mi herhangi bir partiyle? 2. Genelde, özelde Saadet Partisi ile siz bir ittifakı mümkün görüyor musunuz, yararlı görüyor musunuz? Şimdi tabii bu ittifaklar karşılıklı anlaşmaya bağlı. Hı hı. Aslında Saadet'le ittifak yapmanın faydalı olacağına ben inanıyorum. Hı hı. Ama bazen kendi oy oranlarına bakmadan yüksek perdeden uçarlarsa bu da doğru değil yani. Bu da bir mesuliyettir. Yani milletvekili talebinden bahsediyorsunuz. Talebinden bahsediyorum. Bu da büyük bir mesuliyettir. Rahmetli Erbakan Hoca olsaydı derhal bu gerekli seçim ittifakını yapın derdi. Dolayısıyla şimdiki arkadaşlara gerçi bizden de müzakere eden Faruk Çelik Bakanımız var. Görüşmeler devam ediyor ama tabii ne olacağını bilemeyiz. Makul bir şey olduğu takdirde seçim ittifakı Saadet'le yapılmasının faydalı olacağına inanıyorum. Neden inanıyorum? Çünkü yani bakın Türkiye koalisyonlar dönemi zaten millet gördü şu anda. Koalisyonlar dönemi Türkiye'nin ekonomisinin yavaşladığı hatta gerilediği dönemlerdir. Bakmayın şu anda biz geçici hükümetiz ama Sayın Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde sanki icracı bir hükümet gibi davranıyoruz. Yani bütün yatırımlara devam ediyoruz. Ekonomik faaliyetler devam ediyor. Yoksa geçici bir hükümet gibi davransak Türkiye'nin daha büyük ekonomik sıkıntısı olabilir. Şunu sormak istiyorum Sayın Bakan. 1 Kasım'a 1,5 ay var demiştim. Her parti yakın bir süreçinde sizinkilerde kendi aday listelerini açıklayacaklar. Aday listelerinde şurada çok kısa bir süre evet. Evvel seçimler oldu. Aday listelerinde sizce değişiklik olur mu, olmalı mı? Kişisel görüşünüz nedir? Efendim şöyle tabii buna karar verecek olan Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımızın riyasetinde MYK'dan belli arkadaşlarımız bir komisyon teşkil edildi. Onlar tabii karar verecek. Elbette bazı değişiklikler olabilir ama tabii ki mevcut vekillerimizden uygun olanların da devam edeceğine ben inanıyorum. Ama tabii bilhassa seçilme şansı olan bir takım alanlarda diyelim ki bir yerde 3 milletvekili çıkmışsa 4. milletvekiliyi getirebilecek olan arkadaşların da listede olması arzu edilirdi. Dolayısıyla zaten Cuma günü belli olacak. İnşallah Cuma'ya kadar sabrederseniz o sorunun cevabını görmüş olacağız. Peki o zaman ben o tarihin ötesine yani yine seçimlerden öncesi evet. Ama Cuma'dan sonrasına yönelik bir soru soracağım. Kadınlara, gençlere ve
Kürt kökenli vatandaşlara yönelik farklı, geçen seçimlere göre farklı bir şeyler yapılması gerektiğini dile getiren analizler, yorumlar var. Katılıyor musunuz? Katılıyorsanız ne yapmalı? Şimdi şöyle, zaten biz gençlere çok büyük önem veriyoruz bakın. Bir hatırlarsanız bazı başka partiler, ismini anmayayım şu anda, bir partinin genel başkan yardımcısı sağına soluna iki tane genç alarak Türkiye'yi bunlar mı idare edecek diye söyledi. Biz öyle düşünmüyoruz. Yani onun için gençlere özellikle seçme, hatta seçilme hakkını tanıyan, o yaşı düşüren hükümet biziz. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlere güvenmediğimiz takdirde ne demek? Gençlerimiz geleceğimizin teminatı. Bakın biz bu koltuklar geçicidir. Esasen bütün insanlar dünyada misafir zaten. Kısa bir sürede gidecek. Dolayısıyla bayrağı gençlere teslim etmemiz lazım. Bu yüzden gençlerin şimdiden siyasete alışması lazım. Siyaset bir hizmet aracıdır yani. Siyaset, bütün partilerin, AK Parti olarak söylüyorum, diğer partileri bilemem tabii, ama AK Parti'nin gayesi özellikle milletimizin refah seviyesini artırmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha ileri noktalara taşımaktır. Onun için ilk defa AK Parti 2023 hedefini koydu. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıma hedefi. Gençler için de hedef var bakın. Gençler için 2053, yani İstanbul'un fethinin 600. yılında bu gençler, geleceğimizin teminatı olan bu gençler Türkiye'yi çok daha ileri noktaya taşıyacak. Bayrağı zirveye dikecektir. Peki Kürt oyları? Yeni doğan çocuklar için ise biliyorsunuz onun için de bir hedef konuldu. Malazgirt Zaferi'nin 1. yılı 2071 yılında kutlanacak. İşte yeni doğan ve doğacak gençler de, çocuklar, bebekler, evlatlarımız da inşallah Türkiye'yi ileri noktaya taşıyacak. Bakın Murat Bey, şüpheniz olmasın. Türkiye'nin bahtı açık. Türkiye Cumhuriyeti Allah'ın izniyle ilelebet payda olacak. Şanlı bayrağımız bu topraklarda ilelebet dalgalanacaktır. Peki Kürt oylarına yönelik strateji ne olacak? Şimdi Kürt oyları, bakın biz Kürt Türk ayırmıyoruz. Esasen Kürtlerle, onlar bizim kardeşimiz olarak kabul ediyoruz. Bir fark yok. Türk, Kürt, Arap, Çerkes, yani Boşnak, kim olursa olsun, Roman, hepsiyle kardeş olarak, bunları kardeş telakki eden bir AK Parti var. Oradaki özellikle Kürt kökenli kardeşlerimiz herhalde bu HDP'nin yaptıklarını, PKK'nın yaptıklarını çok açık bir şekilde gördüler. PKK demokrasi istemiyor. Bu özellikle bu terör hadiseleri devam etsin diyor. Çünkü PKK Türkiye'nin önünü kesmek isteyen, Türkiye'nin gelişmesini engellemek isteyen, büyük hedeflerinin önüne set koymak isteyen bazı ülkelerin maşasıdır. Zaten görüyorsunuz orada bütün yabancı ülkelerin ajanları, istihbarat elemanları cirit atıyor. Onları o itiyor. Dolayısıyla ben diyorum ki sevgili Kürt kardeşlerim, sizler bin yıllık kardeşimizsiniz. Biz Kürtlerle kız alıyoruz, veriyoruz. Aynı kıbleye yöneliyoruz. Aynı bayrağın altındayız. Tek bir millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ülküsü hepsinde var. Ben inanıyorum ki bu PKK'nın baskıları kalktığı ve inşallah yakında da kamu düzeni sağlanıyor. Sağlandığı durumda oradaki kardeşlerimiz de kendi oylarını hür iradesiyle kullanacaktır. Peki bu çerçevede provokasyonlara ne diyorsunuz? Mesela isim vermek gerekirse geçtiğimiz günlerde Bolu'da Kürt kökenli olduğu belirtilen inşaat işçilerine yönelik saldırı var. Gerekçe nedir, ne değildir? Bunlar emniyetin işi ama netice itibariyle bu tip olaylara ne diyorsunuz? Şimdi efendim bunu da şunu ifade edeyim. Bu tür provokasyonlar, yani oradaki Kürt kardeşlerimize yapılacak herhangi bir provokasyon hareketi fevkalade yanlıştır. PKK'nın istediği budur zaten. PKK Türkiye'de karşılık istiyor. Komşu komşuya düşman olsun istiyor. Yani PKK, yani onun arka plandaki, onu oyuncak olarak, piyon olarak kullanan ülkelerin isteği bu. Dolayısıyla ben de Balıkesir'de de çok açık şekilde söyledim. Sakın ha provokasyonlara gelmeyin. Provokasyon yapmak isteyenlere mani olun. Ya bir kere Kürtler bizim kardeşimiz. O PKK'lı değil ki. PKK düşman. Hatta PKK, şunu şey ifade edeyim,
En çok Kürtlerin düşmanıdır PKK. Çünkü o bölgenin insanlarını öldürüyor. O bölgenin çoluğun çocuğunu, gelini, kızını kaçırıyor, dağa kaldırıyor. Dolayısıyla o bakımdan şunu ifade etmek istiyorum. Bizim Anadolu'da bir söz vardır. Türk, Kürt kardeştir, ayrımcılık yapan kalleştir. Dolayısıyla lütfen bu oyuna gelmesinler. Provokasyonlara katiyen katılmayıp hatta mani olsunlar. Bir de bu PKK ile mücadele eden teröristlerle sadece PKK değil, DAEŞ var, DHKPC var. Bütün terör örgütleriyle mücadele eden kahraman askerlerimiz, gerçekten çok can siparişine mücadele eden emniyet teşkilatımız, polislerimiz var. Yani onlar bu işte mücadele ederken kalkıp da provokasyonları önlemek için ayrıca bir güç harcamasınlar, enerji sarf etmesinler. Dolayısıyla bu bakımdan da önemli. Bu yüzden katı surette sevgili kardeşlerim, provokasyonlara gelmeyelim. Provokasyon yapacak olanları engelleyelim. Bu hakikaten PKK'nın ekmeğine yağ süren bir harekettir. Yarın Ankara'da, pazar günü de İstanbul'da terör dur yürüyüşleri yapılacak. Bu yürüyüşlere, gösterilere, protestolara katılım konusundaki düşünceniz nedir? Şimdi efendim, milletimizin tamamı, %100'ü, yani benim çok değerli her etnik unsurdan arkadaşım var. Ben onlar kardeşim, Kürt arkadaşım da var, Boşnak da var, Çerkez de var, yani Arap da var. Hepsi kardeş olarak biliyorum. Çünkü benim anlayışımda şu var. Eğer benim öz kardeşim haşa imansız olsa onun hiçbir kıymet harbesi yoktur. Soy önemli değil, kamba önemli değil. Ama Afrika'dan bir aynı kıbleye yönelen imanlı bir kişi geldiği zaman o benim kardeşimdir. Dolayısıyla ben burada da şunu söylüyorum. Yani Türkiye'deki bütün millet, tek bir millet bu teröristlere karşı ortak bir hareket içinde. Artık dur, yeter diyor. Bunu inşallah biz Güneydoğu'daki vatandaşlardan da bekleyeceğiz. İnsan bir defa ölür. Ve orada şunu da söyleyeyim. Orada canlarını bu vatan için, bayrak için, oradakilerin için feda eden kahraman askerlerimiz, polislerimiz niçin mücadele ediyor? Oradaki kardeşlerimizin canını, malını, ırzını, namusunu korumak için bu mücadele yapıyor. Bu oradaki Güneydoğu'daki kardeşlerimiz de bunu bilmesi lazım. Düşünebiliyor musunuz? PKK haraç almak için evden kızını, gelini kaçırıyor, çocuğunu kaçırıyor. Bu asla olacak şey değil. Dolayısıyla devletin hakimiyeti tam olarak sağlanacak, kanun düzeni sağlanacak. Dolayısıyla tahmin ediyorum hem Ankara'da hem İstanbul'da, Yenikapı'da, pazar günü Yenikapı'da inşallah ben de gideceğim. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, hükümet üyeleri katılacak. Tahmin ediyorum milyonlarca, yüz binler demiyorum, milyonlarca insan, onun içinde tek millet, yani Kürt'ü de var, Türk'ü de, Boşnağı da, Arap'ı da, efendim Çerkez'i de, Roman'ı da, hepsi birden tek bir ses olarak bu teröre dur diyeceklerdir. Sayın Bakanım, iki dakika vaktim kaldı ama bir sorum daha var. Kısa yanıt rica edeceğim. Hala sıcak gidiyor havalar Türkiye'de. Havalar ne zaman biraz olsun serinleyecek? Kış nasıl geçecek? Daha öncesi sonbahar nasıl geçecek? Çok kısaca yanıt rica ediyorum. Şimdi efendim, tabii burada bana herkes şunu soruyor. Su sıkıntısı yaşayacak mıyız? Yağmur yağacak mı? Ben şunu söyleyeyim. Tabii havalar hakikaten sıcak geçiyor. Ama tahmin ediyorum bu ay sonundan itibaren havalar soğumaya başlayacak, öyle tahmin ediyoruz. Ama net bir rakamı biz haftalık, günlük, haftalık, aylık ve 3 aylık tahminler yapabiliyoruz. Onları uygun bir programda ben inşallah bayramdan önce bayram havasını ne olacak onu Türkiye'de onu açıklayacağım. Ama önümüzdeki günlerde inşallah havalar iyi geçecek. Yağışlar Kasım ayından itibaren, Ekim-Kasım ayından itibaren başlayacak. Kaldı ki barajlarımızla ilgili vatandaş şunu merak ediyor. Ya böyle sıcak geçen zamanlarda buharlaşma fazla oluyor.
önümüzdeki yıl su sıkıntısı çeker miyiz diye düşünüyor. Ama biliyorsunuz biz 81 ile alakalı büyük bir su temini eylem planı yaptık. Ve şu anda aşağı yukarı her şehrin 2040-50 hatta İstanbul'un 2071 yılına kadar su sıkıntısı çekmeyecek şekilde planlamalarımız hazır. Hatırlarsanız 2014 yılındaki büyük kuraklıkta dahi hiçbir şehrimizi susuz bırakmadık. Bitirirken galiba bayramda da hava çok kötü olmayacak durumunu gösteriyor. İyi olacak inşallah. İyi olacak inşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Peki ben de herkesin havası güzel olsun diyorum. İnşallah bu bayramlar aynı zamanda birlik, beraberlik, kardeşliğimizin pekişmesine vesile olsun. Şimdiden bütün vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Sıhhat, afiyet, mutluluk diyorum. Su gibi acı olsunlar. Sağ olun. Seviyorum herkes. Gönülden seviyorum. Sağ olun. Efendim yayın konuğumuz Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Öroğlu'ydu. Vakitimizi el verdiğince geniş bir yelpazede sorularımızı yanıtladı. Yeniden görüşünceye kadar. Hoşçakalın efendim. İyi bir gün diliyorum.